Efendim merhabalar. İçer gündemine hoş geldiniz. Mersin'de, Türkiye'de, dünyada neler yaşanılıyor program içerisinde bunları konuşacağız ve önemlilerini bizi ilgilendiren en can alıcı noktaları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii bu süre içerisinde bizlere ulaşmak isterseniz her konuda ama her konuda 7/24 bizlere ulaşmak isterseniz WhatsApp numaramız birazdan ekranlarınıza gelecek ki geldi. İşte bu WhatsApp numarasından ulaşabilirsiniz bizlere. Metinler gönderebilirsiniz, fotoğraflar gönderebilir, kısa videolar gönderebilirsiniz her konuda. Ama her konuda lütfen bizimle ne düşünüyorsanız paylaşın. Ayrıca bugün şunu rica ediyorum sizlerden, aşı konusunda ne düşünüyorsunuz? Aşı karşıtı mısınız yoksa aşıyı savunuyor musunuz? Bununla ilgili lütfen düşüncelerinizi WhatsApp numaramızdan bizimle paylaşın ya da şu anda sosyal medya hesaplarımızda yayınlanan özellikle de Facebook üzerinden bu programın alt bölümlerine, mesaj bölümlerine de mesajlarınızı lütfen bekliyorum. Şimdi aşı dedim, aşı hakkında ne düşünüyorsunuz onu istiyorum. Karşıt mısınız aşıya yoksa savunuyor musunuz? Aşı vurulduğunuzda neler hissettiniz ya da neden aşı vurulmak istemiyorsunuz? Yoksa ne aşıyı savunuyorsunuz ne de aşı karşıtısınız? Kafanız biraz bu konuda karışık ama neden karışık? Bunları lütfen bizimle paylaşın efendim. Şimdi tabii bu konuya yönelik biraz konuşacağız. Konuşmadan önce tabii 1 Temmuz itibariyle normalleşme sürecine geçiyoruz. Önemli yasaklar artık 1 Temmuz'dan itibaren yok. Sokağa çıkma yasağı yok. Seyahat yasağı yok. Şehirler arası seyahat kısıtlaması yok. Şehirler içerisindeki toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstüne ve 18 yaş altına getirilen kısıtlama yok. Bununla birlikte bütün ticari işletmeler açılıyor. Ticari işletmelerde tabii fiziki mesafeye uyulacak ve maske kullanılacak kapalı mekanlar olduğu için. Ayrıca ama tek bir şart var. Şöyle ki bütün işletmeler açılacak ama nargile salonları açılmayacak. Ayrıca eğlence mekanlarında nargile servisi edilmeyecek. Bununla birlikte insanlar eğlence mekanlarının yakınında, çevresinde, içinde ya da parkta, bahçede nargile içemeyecek. Çünkü nargilenin koronavirüsün yayılmasında önemli bir görev üstlendiği ispatlandı. O nedenle nargile içilen mekanlar açılmayacak. Bunu belirtelim. Şimdi tabii normalleşmeye geçeceğiz ama normalleşmeye geçerken de kafamızda bir sürü soru işaretiyle, birçok soru işaretiyle normalleşmeye giriyoruz. Neden? Birazdan değineceğiz ona. Şimdi normalleşmeye geçeceğimiz için 1 Temmuz'dan itibaren koronavirüs sanki halkın gündeminden altlara iniyor gibi, halkın gündeminden çıkıyor gibi. Yani koronavirüs vaka sayıları bugün ne kadardır, vefat sayıları bugün ne kadardır? Bunlar artık sanki konuşulmayacakmış gibi hissediyoruz ve hakikaten konuşmak için de konuşma gündemimizde de bunlar artık yavaş yavaş yer almamaya başladı. Ama bu bir gerçek. Vaka sayıları var, ölüm sayıları var ve aşılanan insan sayıları var. Bunlara bir değinelim. Mesela dün itibariyle değerli seyirciler, ülkemizde aşılanan kişi sayısına, test sayısına bir bakacağız. Şimdi dün itibariyle 215.294 test yapıldı kişiye. Dünkü vaka sayısı, yani 27 Haziran 24 saat süre içerisindeki vaka sayısı 4.883. Hasta sayısı 390, vefat sayısı 52, iyileşen hasta sayısı dün itibariyle 5.937 kişi. Şimdi tabii bakacak olursak koronavirüsün hayatımıza girdiği andan itibaren ülkemizde uygulanan test sayısı, yani yaklaşık 2 yıla tekabül eden bir zaman içerisinde 60.105.441 test yapıldı ülkemizde.
Vaka sayısı toplamda 5.409.027. Vefat sayısı 49.576. Ağır hasta sayısı 736. İyileşen hasta sayısı ise 5.275.231. Şimdi bakalım aşı sayılarına. Aşılama çalışması hızlı bir şekilde devam ediyor. Hatta 18 yaş ve altına da indi. İnsanlar randevu alarak hem birinci doz hem de ikinci doz için giderek aşılarını aile hekimliklerinde, devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde, özel hastanelerde, hatta bazı kentlerde kent merkezlerine, bazı alışveriş merkezlerine konulan aşı yapma noktalarında aşılarını yaptırabiliyorlar. Bununla birlikte büyük işletmelerde, işte sanayi sitelerinde, bazı büyük fabrikalarda, serbest bölgelerde de, hatta bazı kamu kurumları bile kendi bünyesinde mobil ekiplerle çalışanlarına aşı yaptırıyor. Şimdi ülkemizde şu an itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 47.997.873. Birinci doz aşı sayısı 33.067.955. İkinci doz aşı sayısı 14.929.918. Şimdi illere, özellikle de Mersin'e ve yakın komşu olduğumuz illere bakacak olursak, Mersin'deki aşı sayısı 1.106.781 kişi aşılanmış, daha doğrusu doz aşı kullanılmış Mersin'de. İkinci doz aşı önemli, yani o sayı vereceğim sadece. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı Mersin'de 351.933. Hemen Hatay'a bakalım. Hatay'da toplam aşı sayısı 750.489. İkinci doz aşısını yaptıran kişi sayısı 224.685. Osmaniye'de ise 300.000 kişi aşı, 300.000 doz aşı vurulmuş. İkinci doz uygulanan, aşı uygulanan kişi sayısı 95.945. Ve Adana'ya baktığımızda, Adana'da 1.170.295 kişi aşı olmuş. İkinci doz aşısını olan kişi sayısı 357.943. Niğde'ye baktığımızda 186.484 kişi aşılanmış. Aşı sayısı daha doğrusu. İkinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 60.000 Niğde'de. Konya'da ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 378.000. Ve baktığımızda değerli seyirciler, Karaman'da ikinci doz aşısını vurduran kişi sayısı 48.000, Antalya'da ise 534.435. Şimdi bu rakamlarla ortaya çıkıyor ki ikinci doz aşısını vurduran kişi sayısı Mersin'de ve Mersin'e komşu illerde nüfus oranına göre düşük kalmış durumda. Yani yarının bile altında. Örneğin mesela Mersin'e bakalım. 1.106.781 doz aşı yapılmış. İkinci doz aşısını vurduran kişi sayısı 351.933. Mersin kent merkezinde 1 milyon, hatta Suriyelilerle birlikte yuvarlak hesap 1.850.000 kişi yaşadığını düşünelim. 351.933 kişi aşısını yaptırmış. İşte çocukları falan çıktığımızda aşısını vurdurması gereken yaş grubunu bile göz önüne aldığımızda, yine de nüfusun yarısı bile ikinci doz aşısını yaptıramamış durumda ya da yaptırmamış durumda. Böyle bir gerçek de ortaya çıkıyor. Şimdi aşı çalışmaları devam etmekle birlikte son günlerde bir aşı karşıtlığı konuşulmaya başlandı efendim. Ki aşı karşıtlığı aslında her zaman vardı. Yani koronavirüse yönelik aşı çalışmalarının başladığı andan itibaren, tüm dünyada aşılama çalışmasının başladığı andan itibaren de aşı karşıtları kendilerini sosyal medyada, haber bültenlerinde, haber sitelerinde ya da kentin çeşitli noktalarında yapmış oldukları eylemlerle dile getiriyorlardı. Biz aşı vurdurmayacağız. Bir aşının
üretimi, o aşının denenmesi ve sonrasında insanlara uygulanması gereken kurallar uygulanmıyor. Alal acele aşılar üretiliyor, alal acele çeşitli kurumlardan acele verilen belgelerle aşılar dağıtılıyor ve sonrasında da bir insanlar denek olarak kullanılarak aşılar insanlara yapılıyor. Aşının insanlara icadından insanlara uygulanması gereken zamana kadarki süreç içerisinde kurallar saf dışı edildi. Böyle aşılara nasıl güvenebiliriz diye düşünüyor insanlar. Bu nedenle aşı yaptırmıyorlar. Gerekçeleri de bu diyelim. Evet, bir canlı yayınımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor efendim. Kendisine bir canlı yayında bağlanalım. Sonra tekrar birlikte olacağız. Bugün hizmete alacağımız TürkSat 5A uydusunun ülkemize, milletimize, bu imkandan yararlanacak tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bilindiği gibi uydumuzun Ocak ayında Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatmıştık. Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye ulaşan uydumuz uzun bir test ve diğer hazırlık çalışmalarının ardından artık servis sağlamaya hazır hale gelmiştir. Manevra ömrü 35 yıl olarak hesaplanan TürkSat 5A ile hem uydu iletişim kapasitemizi artırıyor, hem mevcut uydularımızı yedekliyor, hem de yörünge haklarımızı garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 yıllık bir emeğin ürünü olan uydumuzun hizmete girmesinde emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, mühendisinden teknisyenine, herkesi tebrik ediyorum. Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Televizyon yayıncılığı ve veri hizmetleri konusunda kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip TürkSat 5A sağlayacağı yüksek katma değerle kendi alanında gerçekten çok önemli bir projedir. Şimdi sıra TürkSat 5B uydumuzda. Tasarım ve üretim aşamaları başarıyla tamamlanan TürkSat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon 9 roketiyle uzaya göndermektir. Sağ olun. Faydalı yük kapasitesi bugüne kadarki uyduların tamamından fazla olacak TürkSat 5B'nin hizmete girmesiyle veri iletişim kapasitemiz 15 kat artacaktır. Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge aktarımızın korunması bakımından da önemli olan TürkSat 5B'nin manevra ömrünün de 35 yılın üzerinde olacağı öngörülmektedir. Tabii bununla kalmıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi imza törenine bizzat şahitlik ederek başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TürkSat, Aselsan, TUSAŞ, SİTEK gibi çok sayıda kurum ve kuruluşumuzun katkısıyla TürkSat 6A uydumuzu ürettik. Test aşamasına gelen bu uydumuzu önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Böylece Türkiye dünyada haberleşme uydusu üretebilen
10 ülke arasına girecektir. Bu projemizin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Değerli misafirler, dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim biçiminin kökten değişimine yol açan bu çağın adı dijital çağdır. İnsanlık tarihindeki her çağ değişimi gibi bu süreçte dünyada siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel güç dengelerinin yeniden oluşmasına yol açacaktır. Toprağı, ekmek ve makineyi kullanmak nasıl insanlık tarihinde büyük kırılmalara sebep olmuşsa, dijital çağ da benzer sonuçlar doğuracaktır. Yeni çağın en önemli özelliği, soyut üretim dediğimiz bilginin üretimi ve böylece ortaya çıkan verinin kontrolü üzerine kurulu olmasıdır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan bu dijital üretim ve yönetim süreci yapay zeka ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. Bu değişim devlet yönetiminden toplumsal yapıya kadar her alanda kendini hissettirmektedir. Demokrasi dediğimiz olgu, bir meydanda toplanan insanların şehrin sorunlarını tartışması ve karara bağlamasıyla ortaya çıkmıştı. Sonra bu yöntem ülkede yaşayan belirli bir yaşın üzerindeki insanların tamamının seçimler yoluyla içinde yer aldığı temsili demokrasiye dönüştü. Bugün ise dünyanın dört bir yanındaki yüz milyonlarca insan dijital altyapı ve iletişim imkanları sayesinde anında bir araya gelebiliyor, tartışabiliyor, ortak tavır geliştirebiliyor. Üstelik bu son değişim birkaç nesil gibi çok kısa bir zaman aralığında yaşandı. Gerçekten de kendi kuşağımızın çocukluğunu, gençliğini, o dönemlerde hayatı nasıl yaşadığımızı düşünüyoruz. Sonra bir de torunlarımıza, yeni nesillere bakıyoruz. Sadece üç nesil arasındaki fark bizim kendimizden önceki onlarca nesille olan farkla mukayese edilmeyecek kadar fazladır, belirgindir, açıktır. Kamu hizmetlerinin neredeyse tamamına yakınının elektronik devlet sistemi içinde yürütülebildiği bir dönemde yaşıyoruz. Halbuki bizim gençliğimizde bugün cep telefonu veya bilgisayar ekranı üzerinde birkaç tuşa basarak gerçekleştirdiğimiz işlemlerin her biri için saatlerce, günlerce, haftalarca, hatta yeri geldiğinde aylarca, yıllarca uğraşmak gerekiyordu. İnsanların birbirleriyle iletişimi, buluşması, görüşmesi, konuşması için ya belli imkanlara ya belli programlara ihtiyaç vardı. Bugün cep telefonu ve onun üzerindeki uygulamalarla saniyeler içinde dünyanın her köşesindeki insanla iletişime geçmek mümkündür. Hiç şüphesiz dönüşüm gibi bu süreçte de ülkeler ve toplumlar arasında çok ciddi adaletsizlikler söz konusudur. Kimi yerlerde bireyler dijital çağın her imkanından sonuna kadar faydalanırken, kimi yerlerde hala ilkel dönemin şartları içinde hayata tutunma mücadelesi veren topluluklar vardır. Artık küresel düzeyde adalet,
yiyecek ekmek, içecek su, barınacak ev ihtiyaçları yanında dijital çağın altyapılarını da kapsayacak şekilde değerlendirilmelidir. Türkiye geçtiğimiz iki asırda yaşadığı tecrübeler ışığında dijital çağa sıkı sıkıya sahip çıkmaktadır. Hamdolsun ülkemize kazandırdığımız güçlü eser ve hizmet altyapısı sayesinde dijital çağın imkanlarını milletimizin emrine pek çok gelişmiş ülkeden daha önce verebilmeyi başardık. Özellikle sanayiden ticarete, kamu hizmetlerinden eğitim ve sağlığa kadar her alanda kritik öneme sahip dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız. Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için fiber altyapı başta olmak üzere gereken adımları daha hızlı şekilde atmanın hazırlıkları içindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetlerimizi geliştirecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Bu alandaki uzun vadeli yol haritamızı da içerecek strateji belgemizde sürecin içerdiği risklere karşı ülkemizi nasıl koruyacağımızı da ortaya koyacağız. Asıl büyük tehditlerin konvansiyonel yöntemler yanında siber uzaydan da geleceğinin bilinciyle güçlü bir siber savunma mekanizması oluşturacağız. Değerli kardeşlerim, bu vesileyle 15 Temmuz'da evet bu merkezde şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine sabırlar diliyorum. Ve bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi. Yükselmeye devam ediyor. Bu duygularla bir kez daha hizmete alma töreni vesilesiyle birlikte olduğumuz TürkSat 5A uydumuzun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan diliyorum. Uydumuzun ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hitaplarından dolayı teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Ve Zat-ı Devletlerini bir müddet daha tensip buyurursanız törenimiz için sahnede misafir etmek istiyoruz efendim. Efendim, şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmak suretiyle TürkSat 5A uydumuzu hizmete alacaklardır. Evet, bizler de hep birlikte bu tarihi ana şahitlik edeceğiz birazdan. Sayın Cumhurbaşkanımız butona basmasıyla uydumuzdan böylelikle ilk görüntümüzü de almış olacağız. Evet, arz ederim. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanı. Evet. Aziz milletim, ekranları başında bizi izleyen sevgili milletim, şu anda butona basmak suretiyle TürkSat 5A'yı hizmete alıyoruz. Hazır mıyız? Gölbaşına bu yakışmıyor. Hazır mıyız? Öyleyse şu anda butona basıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun.
ses. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda butona bastı ve Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda ekranda gördüğümüz görüntü TürkSat 5A uydumuz tarafından sağlanmaktadır. Ay yıldızlı bayrağımızı, dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızı görüyoruz. TürkSat 5A tarafından alınan ilk görüntümüz şu anda ekranlara yansıyor. Efendim, devreye almış olduğumuz uydumuzla birlikte ülkemizin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan çok geniş bir coğrafyaya ulaşacağız böylelikle TürkSat 5A uydumuzla ve aynı zamanda TRT World ve TRT Arabia gibi milli kanallarımızda kendi uydumuz marifetiyle ilgili bölgelere ulaştıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyoruz. Efendim, şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızı sahneye davet ediyoruz. Günün anısına hediyelerini arz etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanımız TürkSat 5A uydumuz maketi Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Efendim, aile fotoğrafı içinde AK Parti Genel Başkan Vekilimizi, Genel Başkan Yardımcılarımızı, Milletvekillerimizi evet sahneye davet ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanımızı, evet Dişler Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Evet, maskeleri çıkartıyoruz efendim. Maskeleri çıkartıyoruz. Fotoğraf için. Evet, aile fotoğrafı için. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gündemine devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ülke protokolünün katılımıyla TürkSat 5A uydusu aktif hale geldi ve bu sayede ülkemizin dünyayla iletişimi daha da güçlü olacak. Şimdi efendim, tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına bağlanmadan önce koronavirüs ve aşıları konuşuyorduk. Bir kez daha hatırlatayım. Görüşlerinizi bekliyoruz. WhatsApp numaramıza ulaştırabilirsiniz. Aşı karşıtı mısınız, yoksa aşıyı savunuyor musunuz? Ya da aşı konusunda henüz kararınızı vermediniz mi? Neden vermediniz? Bu mesajlarınızı WhatsApp üzerinden ulaştırabilmekle birlikte şu anda özellikle Facebook'ta izlemekte olduğunuz İçer Gündemi programının altındaki mesaj bölümlerine de yazabilirsiniz. Şimdi aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmekle birlikte aşı karşıtları da bugünlerde daha güçlü olarak seslerini çıkarmaya başladılar. Şöyle ki, İstanbul'da aşı karşıtları Üsküdar'da bir araya geldiler. Miting gibi bir toplantı yaptılar. Üsküdar'da, İstanbul'da toplanan aşı karşıtları bir araya geldiler ve bu toplantıda Doktor Bilgehan Bilge de bir konuşma yaptı. Bilgehan Bilge, aşıyı vuran zavallı sağlık memurları, hemşireler değil, hekimler yargılanacak önümüzdeki süreçte. O yüzden ruhsatsız bir maddeyi insanlar üzerinde uyguladım demek gibi bir lüksü yok hekimlerin, dedi. Ve bir süre sonra halktan özür dilenecek.
aşıyı size vurduğumuz için çok özür diliyoruz. Aşılar işte şu 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 hastalıklara neden oldu ya da aşıların hiçbir etkisi meğerse yokmuş gibi diyecekler ve halktan özür dileyecekler söylemini dile getirdi. Bununla birlikte insanlara da aşı vurdurmayın telkininde bulundu. Tabii Doktor Bilgehan Bilge hakkında da tabip odası başta olmak üzere çeşitli soruşturmalar başlatıldı. Konu inceleniyor. Şimdi tabii burada aynı zamanda bir tutarsızlık da var. O tutarsızlığı da belirtmeden geçemeyeceğim efendim. Şimdi tabii ülkemizde en böyle tabu olan, tartışması en zor olan konu malum LGBT'ler. Şimdi LGBT üyelerinin çeşitli haklarını savunmak, onların konuşmasına, dernekleşmesine ve İnsan oldukları için tercihleri nedeniyle hor görülmeyip insan hakları çerçevesinde haklarını almaları gerektiğine inanan birçok kişinin aşı karşıtlarına çok sert yaklaşması, hakaret etmesi, aşı karşıtlarını lanetlemesi de bir iki yüzlülüğü ortaya koyuyor. Aşıya inanmayan aşı karşıtı insanlar da olabilir. Bunlar da fikirlerini rahatlıkla dile getirme hürriyetine sahipler tabii ki. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Etkilenirsiniz, etkilenmezsiniz. Bu da insanın kendi hürriyetidir. Ama bir baskı uygulamak doğru değil. Bir tarafa hiçbir baskı uygulamazken, çeşitli konularda özgürlükleri savunurken aşı karşıtlarına böyle yaklaşılması doğru değil diye naçizane düşünüyorum ki dünyanın bazı ülkelerinde aşı, örneğin Filipinler'de aşı mecbur edildi ve aşı vurdurmayan kişilere devlet başkanı Duterte hapisle cezalandırılacak dedi. En az 2 yıl hapiste kalacaklar ki hapiste oldukları süre içerisinde de kendilerine zorla aşı vurulacak. Bu açıklamayı yaptı. Dünyada çeşitli ülkelerde de çeşitli kurumlar aşı olmayanlar şuraya gidemez, aşı olmayanlar şuraya giremez, aşı olmayanlar şu insanlarla birlikte olamaz gibi çeşitli kararlar da alındı. Ama temel zeminde bakıldığında insan haklarına aykırı bir durum ki özgürlüklerle ünlü, özgürlükleriyle ünlü ülkelerde ve toplumlarda bile böyle kararlar alan çeşitli kamu kurumları ya da özel kurumlar olduğunu da görüyoruz. Şimdi aşı konusunda hakikaten bir tutarsızlık sergileniyor. Bunu belirtelim. Şimdi tabii 1 Temmuz itibariyle biz normalleşeceğiz ve bu normalleşmede de birçok yasakları kaldıracağız. Ama şu anda dünya bir diken üstünde efendim. Neden dünya diken üstünde? Çünkü delta varyantı var. Delta varyantı mutasyona uğradı ve dolayısıyla da çok daha tehlikeli bir hale geldi koronavirüs delta varyantıyla. Hatta konunun iyi bilenleri yapmış oldukları açıklamada delta varyantı taşıyan bir kişinin yanından maskesiz geçerseniz bile yakalanabiliyorsunuz virüse açıklamasında bulundu. Çok daha hızlı ilerliyor, çok daha hızlı yayılıyor ve insanı çok daha hızlı hasta ediyor delta varyantı. Ve dolayısıyla dünyadaki bazı bilim adamları da yapmış oldukları açıklamalarda dediler ki, aynı zamanda devletlere ait bilimsel kurumlarda yaptıkları açıklamalarda dediler ki, öyle görünüyor ki şu anda dünyada yapılan koronavirüs aşıları delta varyantında etkisiz kalıyor. Delta varyantı o kadar güçlü. Yani aşılar etkisiz kalıyor. Çünkü hangi aşıyı vurulursa vurulsun 2 doz aşısını yaptırmış ve gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam ederken delta varyantı vücuduna girdiği için hastalanan kişiler var. Bu da gösteriyor ki delta varyantı aşıları etkisiz kılıyor açıklamasını yaptı bazı ülkelerin resmi kurumları ve bu konuda çalışmalar yürüten bilim adamları. Şimdi dolayısıyla koronavirüsle mücadele konusunda dünyaya örnek olan Avustralya
çok ciddi bir şekilde kapandı ve Avustralya dünyada neredeyse en hızlı şekilde toplumsal bağışıklığı sağlayarak normal yaşama geçen ülke oldu. Ancak bu Delta varyantı nedeniyle Avustralya'da salgın tekrar ortaya çıktı ve Avustralya'nın farklı bölgelerinde tespit edilen Delta varyantı nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları ilanı geldi. Avustralya'da bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve şu ana kadar ülke genelinde 134 Delta varyantı tespit edildi. 1 Temmuz itibariyle ülkemizde de tabii ki kısıtlamalar ortadan kalkıyor. Ortaya şu soru çıktı: acaba çok erken mi normalleşiyoruz? Normalleşmeye geçmeli miyiz, geçmemeli miyiz? Normalleşmeye geçtiğimizden bir hafta, 10 gün ya da bir ay sonra Delta varyantının ülkemize de ciddi bir şekilde sıçramasıyla ülkemizde de yasaklar geriye gelir mi? Kısıtlamalar geriye gelir mi? Yasaklar ve kısıtlamalara ekonomik anlamda ve toplumsal ruh hali açısından nasıl tepki gösteririz? İşte bunun tartışması da ülkemizde başlamış durumda. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor ki Delta varyantı Düzce'de 18 kişide görüldü ve o kişiler hemen karantinaya alındı bir hafta öncesinde ve bu varyantı taşıyan kişilerin yurt dışı bağlantıları olduğu da belirlenmişti hastalık açısından. Şimdi koronavirüste durum bu şekilde değerli seyirciler. Ve koronavirüsle galiba hayatımızı her yıl aşı vurdurarak ya da daha sağlıklı bir çevrede, daha sağlıklı şeyler, besinler yiyerek, daha sağlıklı hava teneffüs ederek yaşayabilmemiz için bir an önce bireysel bazda, toplumsal bazda, yöneticiler bazında bir silkelenip daha güzel, daha sağlıklı bir dünyayı oluşturmak için çok hızlı bir şekilde yola çıkmamız gerekiyor. Bu net bir şekilde ortada. Çünkü küresel kirlenme de çok ciddi boyutlara ulaştı. Bunun etkilerini de hepimiz hissediyoruz. Hatta ben bile şu anda stüdyodayken hissedebiliyorum. Şimdi bununla birlikte tabii dünyada bunlar konuşuluyor. Gündemde bunlar var. Buradan hemen değerli seyirciler, bir Mersin ve Mersin'in çevresiyle ilgili gelişmelere geçiş yapalım. Tabii şuradan başlayalım efendim. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş hafta sonunda Mersin'e geldi. Sayın Bakan Mersin Valilik makamını ziyaret etti. Sonrasında Gümrük Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Mersin Limanı'nı ziyaret etti. Son günlerde, son ay içerisinde, hatta bu ay içerisinde, Haziran ayı içerisinde Mersin'de 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri bu başarıyı gösterdiler. Bu başarıyı gösteren ekipleri tebrik etti kendisi ve uyuşturucu trafiği ile ilgili ve gümrük çalışmalarıyla ilgili önemli bilgiler verdi Mersin'deki konuşmasında Ticaret Bakanı. Bakanlığa bağlı kurumlarda bir dizi temasta bulunmak üzere Mersin'e gelen Bakan Muş, Mersin Valiliği'nin ziyaretinin ardından beraberinde Vali Ali İhsan Su ve milletvekilleriyle birlikte Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne geçti. Burada Bölge Müdürü Ceylan Er ve kurum yetkilileriyle bir araya gelen Muş, daha sonra Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta ard arda düzenlenen iki operasyonda 1 ton 763 kilogram kokain ele geçirilmesinde emeği geçen personeli tebrik etti. Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimiz titiz bir çalışma neticesinde burada Mersin'de bir hafta arayla gerçekleşen iki operasyonla ülkemiz tarihinin en yüksek miktarlı kokain yakalamasını gerçekleştirerek uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attılar. Mersin'de gümrük muhafaza ekiplerimizce 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ilk operasyonda 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmiştir. Bu yakalamadan bir hafta sonra da yaklaşık yarım ton kokain ele geçirilen gümrük muhafaza ekiplerimiz iki başarılı operasyon sonunda toplamda 1 ton 763 kilo kokain ele geçirmişlerdir.
Yani neredeyse Türkiye'de bir yılda ele geçirilen kokaine denk miktarda kokain, gümrük muhafaza ekiplerimizin titiz çalışması sonrası sadece şu son bir hafta içerisinde Mersin'de ele geçirilmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm bakanlık personelimizi ve kaçakçılıkla mücadelede daima işbirliği içerisinde olduğumuz devletimizin tüm güzide kurumlarını bir kez daha kutluyorum. İstihbarattır, emniyettir, bütün kurumlarımızı ayrıca bu anlamda tebrik ettiğimi ifade etmek isterim. Tabii bir yandan gümrüklerde uyuşturucu ve kaçak eşyalara dönük sıkı kontroller gerçekleştirirken, öte yandan gerçekleştirilen gümrük kontrollerinin yasal ticaretin akış hızını engellememesi için de azami gayret gösteriyoruz. Bu bizim için asla taviz veremeyeceğimiz hassas bir dengedir. Bu nedenle gümrük kontrollerinin hızlı ve etkin olması için insan kaynağımızın, teknik cihazlarımız ve bilgi sistemlerimizin gelişimine büyük önem veriyoruz. Tüm bu imkan ve kabiliyetlerimiz de yılın başından bu yana yaklaşık 4 milyar Türk lirası değerinde kaçak eşya ele geçirildi. Toplam 6.1 ton ağırlığında uyuşturucu ile 15 ton 150 kilogram ağırlığında uyuşturucu yapımında kullanılan maddenin ülkemize girmesine engel olduk. Umarım bundan sonra da bu neticeleri almaya devam edeceğiz. Burada bir konuyu da özellikle açıklığa kavuşturmak istiyorum. Son günlerde kamuoyunda bazı çevrelerce gümrüklerde yakalanan uyuşturucunun göndericisi kim, alıcısı kim, neden bilinmiyor, neden açıklanmıyor minvalinde bazı sorularla karşılaşıyoruz. Evvela şunu açıkça belirtmeliyim ki son dönemde gerçekleştirilen rekor uyuşturucu yakalamalarına konu sevkiyatların tüm verileri elimizde mevcuttur. Ele geçirilen uyuşturucunun nereden gelip nereye gittiği, hangi ülkelere uğradığı, hangi gemi ve konteyner ile taşındığı, alıcısının, göndericisinin kim ya da hangi şirketler olduğu ve benzeri tüm verilere elbette sahibiz. Tüm bu verileri biz yargı makamlarına iletmiş durumdayız. Bu bilgiler devam eden soruşturmalarda savcılık makamlarımız ve adli kolluk personelimizce titizlikle değerlendirilmektedir. Şimdi efendim az önce koronavirüsü konuştuk, Delta varyantını konuştuk. Bununla ilgili yine önemli bir gelişme var. Türk Tabipler Birliği'nden bir açıklama var. Türk Tabipler Birliği bir öneride bulundu. Türk Tabipler Birliği Türkiye dahil çok sayıda ülkede görülmeye başlanan koronavirüs Delta varyantına karşı çağrıda bulunarak sosyal medya hesabından, resmi Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanlarıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Delta varyantına karşı etkinliği kanıtlanmış olan aşıların randevuları derhal açılmalıdır denildi. Türk Tabipler Birliği tarafından aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanlarıyla 65 yaş üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı kanıtlanmış etkisi olan aşılar bir an önce uygulanmalıdır diyor Türk Tabipler Birliği. Tabii ki bu çağrı ciddi bir kurumdan ciddi bir çağrı bu. Demek ki ülkemizde Delta varyantının yayılma ihtimali çok yüksek. Böyle bir durum söz konusu ve demek ki yapılan aşılar Delta varyantına etkili değil ki. Türk Tabipler Birliği diyor ki Delta varyantına karşı etkinliği kanıtlanmış olan aşılar. Yani aşılarla artık hayatımıza devam edeceğiz. Bu çok önemli bir açıklama Türk Tabipler Birliği'nden ve ciddi bir öneri. Şimdi devam edelim efendim Mersin'le yine. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ilçe gezilerine devam ediyor. Hafta sonunda Gülnar'a ve Silifke'ye giden Vahap Seçer vatandaşlarla caddede, sokakta, pazarda bir araya geldi. Sorunları dinledi, selamlaştı, esnaf ziyaretleri yaptı. CHP ilçe yöneticileriyle bir araya geldi. Belediye başkanlarını, başkanlıkları ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Hayırlı işler olsun.
Hayırlı işler. Başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gülnar ve Silifke ilçelerinde halkla bir araya geldi. Yaptığı ziyaretlerde ve pazar yeri gezilerinde esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Seçer, Gülnar ziyaretine pazar yerinde başladı ve esnafa hayırlı işler diledi. Ardından esnaf gezisi de yapan Seçer, daha sonra Gülnar Belediye Başkanı Alparslan Ünüvarı makamında ziyaret etti. Selamlar, kolay gelsin. Gülnar Kültür Merkezi'nde muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelen Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ve çalışmalar hakkında bilgi verip sorun ve talepleri dinledi. Biz Gülnar'da göreve geldiğimiz günden bu yana yaklaşık 7 bin ton asfalt, sıcak asfalt kullanmışız. Ve 26 kilometre yolda da sati asfalt kaplama çalışmamız olmuş. Bu yıl içerisinde toplamda 26.500 ton planladığımız asfalt çalışmamız var, sıcak asfalt çalışmamız ve 105 kilometrede sati kaplama. Gülnar'da inşaatı devam eden Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Konuk Evi ile Gülnar Eğitim ve Öğrenimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret eden Seçer, kurs merkezi öğretmenleriyle sohbet etti. Ziyaret CHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelinip uygulama ve projelerin anlatılmasıyla sürdü. Gülnar ilçe ziyaretini tamamladıktan sonra Silifke'ye geçen Seçer, orada da vatandaş ve esnafla bir araya gelip sıkıntılarını dinledi, taleplerini aldı. Selamun aleyküm. Mutkaysısın. Şükür başkanım. Şeker parayı kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Niye? Aldın mı çantayı? Kolay gelsin. İyiyim. Çok şükür. Sağ olun. Kolay gelsin. Tepemeye gideriz. İlle de senin için kavga eder. Ya biz esnafız etmeyecek. Ondan korkmazsa ben hiç korkmam diyor. Ya bak şu kadın, şu kadın. Allah'ına kurban oldum. O da doğru adamı biliyor. Vallahi diyorum bak şaka konuşuyor. Yani senin için herkesine kavga eder. Doğru adam değil. Gel. Hadi kurtulsa bak. Kahramanlar olur da. Bu işte bu. Her zaman. Doğru adamı biliyor. Her zaman vallahi senin için kavga eder. Ya sağ olsun. Allah mahcup etmesin bizi. Bak tanımadığı halde senin için vallahi kavga ediyor. Bak tanışmış oldum. CHP Silifke İlçe Başkanlığı ziyaretiyle başlayan Silifke ziyaretleri pazar yeri ziyaretiyle noktalandı. Bizim için yani her türlü yanınızdayız. Sayın Başkanım, biz Silifke'deki müdürlerimizin ellerinin biraz daha kuvvetlendirilmesi, malzemeler, ekipmandır anlamında. Hepimizin amacı hizmettir. Herkes şeffaf belediyecilik, hesap verebilir belediyecilik anlayışı içerisinde. Herkes israftan kaçınıyor. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Biz aklımızın arkasında hiçbir şeytanlık olmadan bu ülke için çalışmaya yemin etmişiz, and içmişiz. Onun için çalışıyoruz. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da ilçenin ve Mersin'in en hareketli caddesi olan resmi adı Kuvayi Milliye Caddesi, halk arasındaki adıyla Hastane Caddesi'nde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Adem Bakan, ne oldu sizlerde? Hemşire Adem Bakan, kolay gelsin. Merhaba, nasılsın, iyi misin? Sağ ol, Allah'ım, iyi misin? Akdeniz Belediye Başkanı Muhammed Mustafa Gültak, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti. Alışverişe çıkan vatandaşlara da hal hatır soran Başkan Gültak, YKS sınavından çıkan öğrencilerle sohbet etti.
Ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Gültak, birçok kişinin öz çekim isteğini kırmadı. Aileler ve gençlerle fotoğraf çektirdi. Karşılaştığı miniklere oyuncaklar hediye eden Başkan Gültak, koronavirüs salgınına karşı hazırlanan dezenfektan ve kolonyaları da vatandaşlara dağıttı. Al bakayım çocuk, bura çocuk, bura. İyi misin? Başkanla geziyoruz ben. Abi hayırlı işler. Nasılsınız? İyi misiniz? Abi ne haber? Dede. İyi misin dedeciğim? Ya bu korkutuyor çocukları ya. Ha? Dede. Lan. Kerem Ali. Kerem Ali. Gel bakayım. Gel. Gel Kerem Ali gel. İlçe başkanımız. Hayırlı alışverişleriniz olsun. Kolay gelsin bakalım. Yere girip buyur abi. Teşekkür ederim. Ama bu gülücükle biz bugün kazadan beladan kurtardık parçayı. Ha? İyi misin? Allah iyilik versin. Sağ olasın. Her şey yolda mı? Yolunda çok. Hastalık gidiyor yavaş yavaş. Her şey yolunda girecek. İnşallah en birinden sonra daha iyi olacak. Evet, daha da açacağız. Pazarlar da açılacak. Gece saatler de değişebilir hatta tamam. Toparlayacağız tüm dünya gibi biz de toparlıyoruz. Aşı 18 yaşına indi. Marmara komple yenileniyor. 500 kişilik bir otopark olacak. Evet. İlerideki Hamidiye Karakolu'yla ilgili şu an bakanlık çalışıyor. Orayı da bir yılın sonuna doğru ihaleye çıkarız. Olur inşallah. Değişiyor. Barış'ta 31 Temmuz'da ihaleye çıkıyoruz. 500 konut yapıyoruz. Dur bakalım. Dur bakalım. Hadi size nasıl ederseniz sağ olun. Biz yerinde bakalım. Koşturuyoruz. Allah'a emanet olun. Sayın Mustafa Başkanımız Emin Genç. Nasıl keyifler? Emin Başkanı'na geziyoruz bakalım. Var mı işler? Allah'a emanet olun. Ben teşekkür ederim hanımefendi. Nerede? Bahçe Mahallesi. Nasıl? Memnun musunuz bizden? Oluyor mu bir şey? Hazanlı kara duvara falan gidiyor musunuz? Evet. Görüyor musunuz oraları? Değişiyor falan. Güzel olmuş. Karaduvar'a gidiyoruz bazen balık yemeye. Güzel olmuş. Fena değil yani. Akdeniz'i değiştiririz hep beraber. Söyle gel. Söyle. Pasta bak. Hemen ablama kuru pasta. Hemen. Genç bir doktor, bir kadın hekimlik mesleğine atıldı, üniversiteyi yeni bitirdi. Hatta mezuniyet törenine bile katılamadı. Neden katılamadı? Çünkü ortadan kayboldu. Bir aile üyesini ziyarete gitmişti. Kendi evine çok yakın noktadaki ziyaretten evine dönerken birden ortadan kayboldu. Şimdi bütün aile fertleri kendisini arıyor. Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Varsak mahallesinde 25 Haziran Cuma günü gece saat 23 sıralarında meydana gelen olayda aynı mahallede oturduğu halasından eve yürüyerek dönmek isteyen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Doktor Duygu Eda Altıngeyik eve dönmedi. Durumdan şüphelenen ailesi gideceği güzergahları kontrol etti. Yapılan kontrollerde bir ize rastlanmadı. Aile Sakarya Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Öte yandan genç kızın mezuniyet balosuna da gitmediği öğrenildi. Ablam iki gün önce kayboldu. Sıradan bir yürüyüş esnasında kaçırıldığından şüpheleniyorum. Yani umarım bulunur yani. Başka da hiçbir yerde iz yok. Araştırdık. Polisler falan da uğraşıyor. Her yerde herkes uğraşıyor ama maalesef hiçbir iz yok. En ufak bir iz bile yok yani. Halamla ziyarete gidiyordu. Gitmiştik. Yayan bir şekilde eve geri dönüyordu ve o anda sıra kadem bastı yani tamamen. Hiçbir problem yokken. Yani ben kendi eliyle böyle bir şey yapacağını kesinlikle düşünmüyorum. İnşallah hayattadır yani. Değil mi? Hiçbir şey yok. Telefon, cüzdan, kimlik. Yani gayet rahat bir aile muhabbetiydi ve eve dönüyorduk yani. Yakın mesafe zaten. Evet. Her şeye başvurduk. Savcılık kaldı sadece. Savcılıkla falan görüşüyoruz. Rektöre yazdım. Rektör bütün çabasını vermeye çalışıyor. Çünkü Akdeniz Üniversitesi'nden yeni mezun oldu ablam. Yani rektör de bu durumdan çok üzgünmüş, öyle duydum. Akdeniz Üniversitesi'nin tıp fakültesine mezundu, yeni mezun. Hatta mezuniyet töreni vardı, gidemedi yani provasına.
Yani niye bir insan kaçırsın ki yolda giden bir insanı? Gerçi yani her şeye her an olabilir ama umarım öyle bir şey olmamıştır. Umarım yani başka bir şeydir yani. Aklıma başka bir şey getirmeye çalıştım ama hiçbir ihtimal kalmadı yani. Biz her yeri gezdik. Kameralara falan bakmaya çalıştık. Yani polisler de daha detaylı tabii araştıracaktı ama inşallah bulunur yani. Hayatının baharında bir insan belki de ölmek üzere. Herkes gelsin, araştırsın, bir şekilde bulunsun istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum yani. Seyhan Nehri'nde cansız bir beden olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdiler. Cansız erkek bedeni nehirden çıkartıldı. Üzerinde kimliği bulunamadı. Cansız bedenin kime ait olduğu araştırılıyor. Adana'da Seyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Girne Köprüsü civarındaki vatandaşlar Seyhan Nehri'nde ceset olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen dalgıç polis ekiplerinin çalışmalarıyla sudan çıkarılan genç erkek cesedinin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kumar oynanan iş yerine baskın yaptı. Birçok kişi ceza aldı ve masalarda bulunan paraları delil olarak polis toplarken o işletmede 4 kişi kavga çıkardılar ve polisin elindeki paraları almak için polisin elini ısırdılar. Polis yaralandı. Olay çıkaran 4 kişi gözaltına alındı. Adana'da kumar oynanan mekana polisin baskını sırasında bir kişi masalardaki paraları toplayan komiserin kolunu ısırdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Alsay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri koronavirüs nedeniyle kahvehaneleri denetime çıktı. Polis kumar oynandığı belirlenen iş yerlerine operasyon düzenledi. Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 5 adrese yapılan baskınlarda suçüstü yakalanan 55 kişiye pandemi kurallarını ihlal ve kumar oynamaktan 383.500 lira para cezası uygulandı. İş yerlerinde yapılan aramalarda kumar parası olarak kullanıldığı tespit edilen 5.200 lira para yerine geçen çok sayıda pul ve oyun kağıdı ele geçirildi. Operasyon kapsamında ekipler Bakımyurdu Caddesi'nde kumarhaneye çevrilen bir iş yerine baskın yaptı. Ekiplerin kumar parasını muhafaza ettiği sırada kumarhanenin işletmecisi olduğu öğrenilen 4 kişi arbede çıkardı. Bu sırada şüphelilerden S'ye kumar parasını elinde tutan Ahlak Büro Ameliğinde görevli komiserin kolunu ısırdı. Kolundan yaralanan komisere olay yerine çağrılan sağlık görevlileri müdahale etti. Gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi. Değerli seyirciler, göçmenler hala Avrupa umudunu yaşatıyorlar. Türkiye'de çeşitli kamplarda kalan göçmenler, göçmen kaçakçılarına binlerce lira ya da dolar para vererek Avrupa'nın herhangi bir ülkesine giderek daha rahat yaşayacaklarını umut ediyorlar ama çoğu da kandırılıyor. Antalya'da Zodyak botlarla yurt dışına kaçmak isteyen Suriyeli göçmenler yakalandılar. Sorguları sonrasında kamplarına geri gönderildiler. Antalya'dan yasa dışı yollarla Kıbrıs'a geçmeye çalışan 18 göçmen Manavgat Çenger Mahallesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Çenger Mahallesi açıklarında Zodyaklarda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşan Manavgat Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botları, kaçmaya çalışan Zodyaklar içerisindeki göçmenleri kısa sürede yakaladı. Yasa dışı geçişte kullanılan 2 adet Zodyak'a el konularak 7 Emin Otoparkı'na çekilirken, yasa dışı yollardan Kıbrıs'a geçmeye çalıştıkları belirlenen 18 Suriyeli göçmen, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu ekiplerine teslim edildi. Yakalanan Zodyaklardan birinin 7 Mayıs'ta Side Limanı'nda aynı suçtan yakalanarak 7 Emin'e çekildiği de belirlendi. İnsan kaçakçılarıyla 3 ila 4 bin dolar arasında parayı anlaştıkları belirlenen göçmenlerin ödemeyi Kıbrıs'a ulaşınca yapacakları öğrenildi. Göçmenler karakolda ifadelerinin alınmasının ardından kaldıkları kamplara gitmeleri konusunda tebligat yapılarak serbest bırakıldı. Mehmetçik Suriye'ye gidiyor. Osmaniye'den jandarma özel harekat timleri dualarla ve törenle
Suriye'deki görev yapacakları bölgeye uğurlandı. Osmaniye Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Özel Harekat timleri düzenlenen törenle dualar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görev yapan bir tabur özel harekat timinin Suriye'ye uğurlanması nedeniyle tören düzenlendi. Türk milletinin korku nedir bilmeyen yiğit evlatları, varlığıyla asil milletimizin daima güven, onur ve gurur duyduğu şanlı jandarma komandolar, korkutlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Biz dağlara erdi, biz dağlara erdi, yuva yaptık göklere, yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, baş döndüren yerlere. Düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. İçer gündemini bugün de burada noktalıyoruz. Bizde kalın, hoşça kalın.